Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere e, Sadi'nin, Gülistan'ın e, birinci babındaki e, bir hikayeyi, 10. hikayeyi okumaya çalışacağım. E, hikayenin başlığı, e, Dersireti padişahan yani padişahların adetleri hakkında e, bir bölüm. E, önce beyitleri okuyayım, sonra açıklamalarımızı yapalım. به بازوان توانا و قوت سری دست خطاست پنچه میسکین ناتوان بیشکست نترسد آنکه بر افتادگان نبخشاید که گر زی کسش نگیرد دست هر آن تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت دماغ بیهوده پخت و خیال باطل بست زیگوش گوش پنبه بیرون داد خلق بده وگر تو می ندهی داد روزی دادی هست بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو کز مهنت دیگران بی غمی Neşayet ki namet nihend ademi. Sa'diye Şirazi. Evet arkadaşlar, şimdi açıklamalarımızı yapalım başlık ve beyitler hakkında. Evet başlığımızda hikayeti şumareyi de. Yani 10. hikaye şumare numara rakam anlamında. Gulistan-ı Sadi, Sadi'nin Gulistan'ı. Bab-ı evvel, birinci bab. Der sireti padişahan. Yani padişahların sireti hakkında. Siret tabi burada yani yaşantıları, yaşam biçimleri ya da adetleri hakkında. Ve bazuvani tevana, yani güçlü kollar ile ve kuvveti seridest, kuvvet, kuvvet. Serdes de yani elin başı, yani burada pençe anlamı uygun gözüküyor. Güçlü kollarla ve pençe kuvvetiyle, yani güçlü bir pençeyle. Hata hatadır, yanlıştır. Nedir yanlış olan? Pençeyi miskini natevan. E, tevana güçlüydi, Natevan da güçsüz, zayıf. Yani güçsüz bir miskinin, yani bir fakirin ya da bir düşkünün pençesini bişkest, kırmak. Yani hataos bişkest. Düşkün bir e, miskinin pençesini kırmak, güçsüz bir miskinin pençesini kırmak hatadır. Güçlü kollar ve pençe kuvvetiyle. Ne ters et? E, korkmaz mı? An o kimse. Ki berüftadegan nebahşa nebahşayet nedir o kimsenin özelliği ber berüftadegan üftade düşkün e, zavallı aciz kimseler için kullanılan bir kelime Elifnunla çoğul yapıldı tabi üftade o hayır resmiyede Elifnunla çoğul yapıldığı için G'ye dönüştü yani düşkünlere e, bağışlama yapmayan nebahşayet bahşiden Evet, Düşkünlere bağışlamayan, düşkünleri affetmeyen, gözetmeyen kimse korkmaz mı? Ki, neyden korkmaz mı? Gerzi payder ayet. Eğer düşerse, eğer bir zayıf düşerse, keseş kimse ona ne giyirettest. El uzatmaz, kimse onun elini tutmaz. Yani düşkünleri bağışlamayan kimse. E, acaba hiç eğer bir düşerse hiç kimsenin onun elinden tutmayacağından korkmaz mı? Yani ben burada ayrı ayrı yaptım ama böyle de bağlanabilir. Her anki, her o kimse ki tuhmi bedi, kötülük tohumunu bed kötü. Bedili, bedi, kötülük. Kişt, ekti. Yani kötülük tohumunu eken. Ve çeşmin niqi dağaştı. Ve iyilik uman, yani iyilik gözüne sahip olan. Kelime kelime, iyilik gözüne sahip olmak. Yani iyilik ummak. Kötülük tohumu ekip de, e, iyilik uman her kimse ya da kimse, Dümağı beyhude beyhude puchtu. Bu da tabii bu bir deyimleşmiş bir ifade. Dümağı beyhude puchten yani bir şey üzerinde çokça düşünüp de bir şey üzerine çokça düşünmek ve yanlış kararlar vermek anlamında e, kullanılan bir deyimsel bir fiil. Yani boş yere e, düşünmüş, yanlış düşünmüştür, boşuna kafa yormuştur ve hıyali batıl best ve boş hayaller kurmuştur. Batıl hayaller kurmuştur. Kötülük tohumu ekip de ondan sonra iyilik ümid eden kimse boşuna kafa yormuş ve boş hayaller kurmuştur. Ziguş kulaktan pembe pamuğu pembe pamuk demek bir unar dışarı çıkar. Yani kulağından pamuğu çıkar. İşit. Ve halkı ve dadi halk bede. Ve halkın adaletini ver. Halka adalet dağıt. Halka adaletli davran. Ve ger tu mine dehi. bu mine dehi ne mi dehi? Günümüzde böyle düşünelim. Ama şiirde böyle yapılabilmiş. Eğer sen vermezsen, dağıt, adaleti vermesen, dağıt. Burada adalet anlamında. Eğer sen adaletli davranmaz isen, adalet davranmaz isen, ruzi diye yehez. Bir adalet günü var. Bir hesap günü var. Beni Adem, Adem oğlu, insan oğlu, eazayi yekdi gerend, birbirlerinin azasıdır, uzuvlarıdırlar birbirlerinin uzuvları gibidirler. Ki çünkü der aferin iş yaratılışta aferin iş yani yaratılış demek yaratılışta ziyek gohrend bir cevherdendirler aynı cevherden yaratılmışlardır. Şu eğer uzvi bir uzu bir organ ve averet rosikar eğer bir zaman bir uzuv bir derde müptela olursa bir ağrıya bir sancıya uğrarsa bir ağrı isabet ederse eğer bir zaman bir uzva diğer uzuvlara diğer organlara ya da diğer uzuvlara ne manet karar bir karar kalmaz yani diğer uzuvlar yerinde duramaz onlar da ağırır. Tu sen kez, tu kes yani tu ki ez demektir bu. Sen ki ez mihneti digeran, başkalarının mihnetinden yani onların çektiği sıkıntılardan bi gami gamsız ve kedersizsin. Yani sen eğer başkalarının acılarıyla hem dert olmazsan, onların derdiyle dertlenmezsen, ne şayet ki yakışmaz, yakışık almaz, Namet senin adını Nihent koysunlar, Adem'i insan diye koysunlar. Yani sen eğer, tu, burada kiye eğer anlamı verebiliriz, sen eğer başkalarının çekindiği ee, sıkıntılarla e, dert derttaş olmazsan, tabi bu cümle olarak ben buna eğer şart cümlesi olarak e, değerlendirdim ama kelime kelime bakırsak, sen ki başkalarının sıkıntısından kedersizsin, gamsızsın. Eğer sen, ben bunu sen eğer başkalarının acıları hem hemlet olmazsan diye biraz geniş tercüme ettim adını insan koymaları yani senin adına insan demeleri senin adına insan koymaları ne şayet yani yakışık almaz bu sana yaraşmaz. Evet Sadi Şirazi'nin Gülistan'ından 10. hikaye idi. Evet arkadaşlar. Hikayeyi burada okuduk, açıklamalarımızı yaptık. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Hudani Gehtar ve Ümmidi Dilar.